Yeniyor mu? Hadi soğan yiyelim. Soğan, 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 soğan. Allah örümcek. Örümcek. Örümcek, Allah örümcek. Ne oluyor lan? Lan, lan silah nerede? Silah. Allah, kırdım kafanı. Kırdım kafanı, yaktım çırağını senin. Lan gel buraya. Ay maşallah, bacak kısmı kurban. Güzel tırmanıyorsun. Dağ keçisi gibisin kardeşim, dağ keçisi. Merhaba arkadaşlar, Subnautica'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar, en son şu iletiyi dinleyecektik. O iletiyi dinleyelim ve geçtiğimiz bölümlerde, daha önceki bölümlerimizde yorum atmıştınız. Ada var falan filan diye. Tam hatırlamıyorum yorum ama bir arkadaşımız, bir kardeşimiz yorum atmıştı. Ada var, daha adaya gideceksin falan filan diye. Ona bir gidelim, yani bir ada arayacağız arkadaşlar bu bölümde. Aklımdaki plana göre şu anda. O zaman hazırsanız iletiyi bir dinleyelim. Bakalım ne diyor. Burası 4. yaşam kozası. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Dördüncü yaşam kozası. Ama konum belli değil diyor. Mu? Aynen. Şurası ne? Aa, tamam. Neyse arkadaşlar, bir saniye. Sağlık alalım. Yanımızda kalsın bir tane. Bir tane suyumuz var. Şu silah sayesinde zaten ihtiyacımızı Balkan'dan her yerde giderebileceğiz. Tamam. Onların aleti olsun. Tarayıcımız, çekmetme silahımız, motorumuz. Zaten bu oksijen tüpü, kesicimiz. Kesiciye ihtiyaç var mı? Bence yoktur ya. Olmadı geliriz arkadaşlar. Adayı bir bulalım da. Kesiciyi koyduk. Tamam. Hadi o zaman bir ada arayalım. Şarj %100, 2 tane pilimiz var. %87 hemen değiştirelim. Pardon. Başka ne durumda diğerleri? 100, tamam, gayet güzel. Şunu hemen 187'liği koydum. Burası dolu. %100'lük pilimizi de buraya attık. Güzel. Haydi gidelim. Abicim bir saniye. Şu 4'te ne vardı bizim? Şuna bir binelim mi? Tamam bir dur. Deniz fillerine bakın ya. Şu istikamette bir gidelim o zaman. Aracımızın oradan doğru da çarpmayalım kardeşim ha. Bir bıçak, iki su altı motor, üç tarayıcı, dört tane vardı. Lazer kesicim vardı, olabilir. O zaman dördün onarım aletini koyalım. Tamamdır. Devam. Go go go. Evet dostum. Evet dostum. Bakalım bulabileceğiz mi adı arkadaşlar? Öylesine gidiyorum. Hop yavaş, ne oluyor? Arkasına bakın ya şu geminin. Efsane değil mi arkadaşlar? Merhabalar. Ada sakinleri. Ben geldim. Abicim ben geldim. Bu arada yaratık yoktur herhalde. Tam akşamla beraber ben geldim ya. Geceyle beraber ben geldim. Havada kararıyor. Bu neymiş? Pıt. Pıt. Hop pıt. Bir şey olmuyor. Tamam devam. Haydi gidelim. Aa bak vallahi şey, rahatsız olmaya başladım şimdiden ya. Aa bu ortam sesi var ya, adamın bayağı geliyor veya bir tek benim geliyor. Hop bir şey geldiydi. Sığ mı? Lan sığ soğan ağacı ya. Tamam.
Hoppa. Bu neymiş kocaman? Ağacı. Bu ne lan? Hayalet ağacımız sende. Bundan meyve alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Yeniyor mu? Hadi soğan yiyelim. Soğan. Soğan. Bak yaratık falan gelirse. Acayip soğan yerim. Yani anlayın anladı. Yüzüne karşı var ya bir öksürürüm. Soğan ağacına dönersin kardeşim. O yüzden dikkat. Tam daha alalım. Yanımızda bulunsun. Çok da yer kaplıyormuş ya. Neyse inceleyeceğiz. Daha şunlar falan var inceleyeceğimiz. Pembeçik çok güzel ha. Bayağı güzel. Bunu da yiyebiliyoruz mu? Yiyemeyiz herhalde. Abi yanımdan bir şey geçti gibi oldu. Vallahi bak yanımdan bir şey geçti gibi oldu. Gölgesini gördüm ya. İnşallah şu kuşlardır. Vay. Lan inme abi inme. İnme her yere inme abi. Lan nereye indin lan? Kardeşim çıkar mısın? Bak aşağı su falan var. Bir şeyler var. Ben nereye geldim? Oo, orada bir şey gördüm. Abi bu ne lan? Şeymiş gezegenmiş lan diyorum. Kocaman bir şey gidiyor. Abi. Şuradan bir şey yapabilirsek. Çık. Güzel. Ama arkadaşlar ben feneri aldım mı? İşte sıkıntı burada başlıyor. Ben fener almadım yanıma. Fener almadığım için. Gerçi bununkini yakabilir miyiz acaba karada? Yaktık bile derken benekli çıngırak bulduk. Çıngıraklı yılan. Şimdi oğlum her şeyi buluyorum lan ben burada. Bir sürü bir şeyler çıkıyor. Kurtçuk sepeti mi ya? Abi kurtçuk mu yiyeceğiz? Yenir mi ki? Pat! Turuncu renkli çoğunlukla tabanında kalın ve protein açısından zengin çamur içeren bir kara bitkisiymiş arkadaşlar. Vesaire bir şeyler diyor. Tamam. Yenmiyor. Yemiyorsa gerek yok abi almaya. Ne gerek var ya? Tamam. Şöyle bir dakika. Şunu ben son böyle gidiyordum. Yol bir bulabilirsek şahane olacak. Bak. Şimdi. Abi nerelere geldim ben ya yine. Lan. Vallahi gezecek yerleri ben buluyorum. Abi bura ne? Lan kardeşim buralar ne böyle? Pıt aldık bunu da. O ne lan? Yani bizim attığımız şeymiş. Güzel. Abi uzaylı yumurtalarım diyordu. Bir şeyler falan diyordu. Abi daha dün bir film seyrettim. Aynı ondaki seyahat edilen yere benziyor şurası. O bölüm. Merhaba uzaylılar, ben geldim. Ben dünyadan geldim. Ben bir dünyalı. Aslında biz de bir uzaylıyız. Yani uzayın içinde yaşadığımız için biz uzaylıyız. Ama hoppa uzaylı kemeriymiş. Biz de uzaylıyız. Yani uzayda yaşadığımız için. Fakat biz dünyalıyız aslında. Uzaylı kemeri mi? Abi ne biçim bir bel var lan sizde? Şimdilik. Abi o tepeye çıkacaktım ya. Burada hiçbir şey yok abi, hiçbir şey yok. Burası sanki benim dün seyrettiğim filmde de böyle bir şey oluyordu. Işık hızında seyahat ediyorlardı. Aynı bu şekilde
böyle bir yerde başka bir yerde vardı. Mesela başka bir gezegende olduğunu düşün veya dünyada olduğunu düşün. Buraya giriyorsun. Çok hızlı saniyeler içinde dünyaya gidiyorsun. Dünyada aynı şekilde böyle var. Oradan çıkıyorsun. Oradan tekrar girdiğinde de buraya geliyorsun. Filmde öyleydi arkadaşlar. Bu da mı öyle bir şey? Hadi geçtim kardeşim. Hiçbir şey olmadı. Geçtim kardeşim. Hiçbir şey olmadı. Çünkü burası çalışmıyor. Aynen. Acaba nasıl çalıştıracağız mı acaba? Abi uzaylılar basmadan bence biz yolcu olalım. Yolu buldum. Vallahi buldum bak. Abi aman aşağılara düşmeyelim. Şu ağaca bak çok güzel ha. Bayağı güzel ama. Bayağı güzel. Neyse devam. Devam. Acaba doğru yolda mıyız? Hoppa zıpladım. Hoppa zıpladım. Niye zıpladım ikinciyi anlayamadım ama bayır aşağı zıplanır mı lan? Düz yolda zıplanır mı abi? Bayır yukarı zıplayacaksın. Hop! Allah be sakın. Gerçi aslında bayır yukarı zıplanırım abi. Çok saçma sapan konuşuyorum. Şimdi hoppa. Bir yer daha buldum. Abi manzarası bayağı güzel gibi. Şunu merak ettim. Manzaraya bakın. Burada yaşayacaksın. Of 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 of. Of 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 of. Manzaraya bak. Neyse işimiz o değil. Yukarıdaki yerleri inceleyelim. Arkadaşlar demek ki gemiden çıkınca buralarda da yaşayanlar olmuş. Ama buralardan lan nasıl geçtiniz ya? Abi ben doğru yerden mi gidiyorum acaba? Pek doğru değil gibi ama anlamadım. Ama yukarıda çıkıyor. Doğru. Aynen. Şimdi geldik. Gelemedik lan. Nerelerden gittim ya? Bence buranın başka bir yolu varmıştır da ben biraz saçma sapan yerden gittim gibi lan. Burada tütüyor mu lan gemi? Abi şu arkasına bakar mısınız? Ne kadar büyük. Allah be yüksekliğe bak. Hadi geldim vallahi geldim bak. Abicim geldim. Geldim. Hoppa. Aa incelen. O bölme kapısıymış. İncelerim kardeşim. Ayıpsın. Kalk kapıda yapacağız arkadaşlar. Base'imizi bayağı değiştireceğiz. Kocaman yapacağız. Şu neymiş? Abi. Gözlem odası. Wow. Gözlem odası yaparız. Abiler ayıpsınız ya. Yaptık mı? Yaptık. Tamam mı? Bir şey daha gözüme çarptı gibi lan benim. Hoppa girdim. Merhabalar. Merhabalar. Bu ne küçük mermer kavunu. Çok güzel ya. Anlamadım. Ha, Çin patatesi. Bir dakika şu demin şurada değişik bir şey yazdı. Alaşım bitki saksısıymış. Saksıyı da alırız. Abi bayağı şey yaptık ya. Çin onu yaptık. Bir dakika şunları alalım. Aldım kardeşim. Çin patatesi. Yedim. Bir tane daha aldım. Yedim. Bir tane daha aldım. Tamam, bu da dursun. PDA. Degassi ses kaydı. Arkadaşlar Degassi hatırladınız mı? Bir önceki bölümde. Kaybolan bir gemiydi. Yaklaşık 10 yıl önce mi diyordu? Vesaire bir şeyler falan diyordu. Ses kayıtlarına mı geldi? Degassi. Abi nereye geldin? Degassi. Güzel. Paul, bu ada nimetlerle dolu. Pencereden dışarı bak, yırtıcı yok. Taze yiyeceklerle dolu demiş. Marguerite mi? O ne lan? İsme bak. Yapım malzemesi yok. Gemiden de bir şey kalmadı ve çocuk daha fazla yetiştirme yatağımız olmadan aç kalacağımızı söylüyor. Konuşsana çocuk. Bart, doğru söylüyor baba. Bitkilerin doğal gelişim süreleri bizi beslemek için çok uzun. Evet. Okyanus ortasındayız. Kaçacak yer yok. Er ya da geç suya girmek zorundayız.
Sen hayatının geri kalanını mücadeleyle geçirebilirsin Maida. Ancak ben seçimimi yaptım. Yalnızca biraz üzebilmek için tazminatını yakmayı düşünüyorsun. Düşünüyorsan hiç durma demiş. İnan bana bunu yapmayı düşünüyorum demiş. Sanırım suya girmiş Marguerite. Ve ölmüş gibi geliyor. Şimdi tamam devam edelim. Abi nereden de? Bir öbür yere gidelim. Buralarda başka bir şey yok sanırım. Şu aslında cam tavan falan çok güzel olurdu da. Neyse. Abicim şuraya bak. Şuralarda hep sis var. Hep bayağı sis var ya. Kuşu an alıyor muyuz acaba? Şimdi şuraya gidelim. Abi yol nerede? Aa aşağıda yer buldum. Hoppa. Abicim ne kadar çok yer var ya. Aşağıda yer var. Yukarıda yer var. Unutmayın. İki. Hoppa atladım. Buradan düşmeyiz inşallah. Şöyle şöyle yan 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 yavaş 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 yavaş. Şuradan yolu buldum. Önce oraya mı gitsek ki? Yok şuradan çıkarım. Herhalde çıkarım. Vallahi geldim buraya. Abicim geldim buraya. Lan bunların base'leri bayağı iyi ya. Benimki bir garip sadece boru gibi boru var lan bende. İnşallah yapabiliriz. Bu sesler ne? Abi ne oluyor? Allah örümcek. Örümcek. Örümcek Allah örümcek. Ne oluyor lan? Abi sevmediğim şeyler gelmesin. Bak bir durun. Bir dur lan neredesin? Sesin geliyor. Gel lan karşıma çık karşıma. Gel lan dört bacak. Gel abi buraya. Allah belanı kırdım kafanı. Kırdım kafanı. Tek gözümsün. Kafanın üstüne göz çıkmış lan senin. Abi pıt 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 ses geliyor. Bak kardeşim kaşınma lan neredesin? Şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Ben niye yaptım lan? Anlamadım ama. Şuradan bir girelim. Şurayı inceleyecektim. İncelenmiyormuş. Güzel. Hep Allah belanı. Lan lan lan. Lan lan lan. Lan lan silah nerede? Silah. Allah kırdım kafanı. Kırdım kafanı yaktım çırağını senin. Lan gel buraya. Eşek. Şuna bak ya. Ne piçimsin lan ne piçim. İnceleyelim. Var mı bir şey? Yok kardeşim. Oo. Gelme sen gelme. Degas'ın ikinci ses kaydı fırtına konulu. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Oğlum fırtınanın geçmesini bekle dedim sana. Hayatın bitkilerden daha değerli. Bart gemimiz düştüğünden bu yana senden emir almama gerek kalmadı demiş. Paul ancak başın çaresine bakabildiğin zaman evrimden çıkabilirsin. Margaret demiş ki şef şey. Şef şey. Şef. Demiş Paul ne var? Margaret oradaki 40 ton sel suyunun yetiştirme yataklarından nasıl boşaltılacağını biliyor musun? O nasıl boşaltacağını biliyor musun? Ya da havadan nasıl yiyecek bulacağımızı. Paul demiş tekrardan neye öncelik vereceğimi iyi biliyorum. Margaret yalnızca şunu söylüyorum. Bugün çocuğun yaşamı değerli ama yarın çok acıktığında ve onun tadını merak ettiğinde ne olacak? Bırak gitsin bitkileri kurtarsın. Oğlum git bitkilerle ilgilen. Bartorgal yaşam alanından çıktı. Oğlumla aramıza tekrar girersen kurtarma gemisi geldiğinde seni burada bırakırım. Beni anladın mı? Margaret demiş tekrardan kurtarma gemisi falan gelmiyor şef. Yakın bir zamanda da gelmeyecek. Burada da kalamayız. Yağmur yağmaya devam ediyor. Sonunda burası sular altında kalacak. Tek seçeneğimiz suya girmek. Sanırım suya girmişler. Hop. Abi. Bu ya bir dur. Duvar yetiştiricisi nedir ya? Bunlar yeniyor mu acaba? Sarmaşık mı lan bunlar? Pıt. Aa, pek bir işe yaramıyor. PDA. Paul Torgal'ın kaydı mahsur kalmış. Kaptanın kayıt defteri. Çarpışmadan bu yana 5 hafta geçti. Kazadan benimle birlikte oğlum Bart ve bu yolculuk için kiraladığım paralı asker May da kurtuldu. Yağmur günler boyu yaşam kozasının çatısını dövdü. Sonra hava açıldı ve kendimizi buraya sürüklenmiş bulduk. Maide'ye Degassi'yi parçalama,
Bart'a ise sürdürülebilir yiyecek kaynağı bulma görevi verdim. Oğlumun eğitimi beklediğimden daha çabuk işimize yarayacaktı. Tek sorunumuz Mayda. Havanın tekrar bozacağını söylüyor. Bizim hayatımızı tehlikeye atmak için bahaneler uydurduğunu söyledi. Bir kavga çıkarmadan bir hafta bile dayanamayacağını sanıyorum ve şu an kavga çıkarmak için uğraşıyor. Veriler her bir kararda durumu daha da kötüleşiyor. Verilen her bir kararda durumu daha da kötüleşiyor. Tamam. Yani kurtarma gemisi aylar veya yıllar alabilir diyor. Tamam peki. Ya hep kafam karışıyor ya. Şuradan çıkacağız. Tamam. Devam. Çok amaçlı oda. Vay işte bu arkadaşlar, bunu yapacağız. Bu bayağı güzelmiş ya. Bizimki pek eve benzemiyor ya şimdi bunları görünce. Yani ne bileyim arkadaşlar, bir an ev zannettim ben onu. Yani ev dedim. Evim benim dedim. Canım evim dedim. Gel lan buraya. Gel lan dört bacak. Gel lan gel gel gel. Uah uah. Uah. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi aldık mor tablet diye bir şey aldık. Abi bu ne? Uzaylı tablet mi? Dur ya. Heh, tamam. İncelerim. İnceleyemem. PDA var. Alacağım. Başka da herhangi bir şey yok. Okey. Degas ses kaydı 4. İlginç keşif. Şöyle duralım da örümcek falan gerisi görürüz. Bakalım neymiş. İlginç keşif. Paul, o şey de ne? Margaret bilmiyorum. Dışarıda kumun içinde buldum. Başka bir geminin parçası mı? Daha önce hiç görmedim. Bart demiş. Üzerinde bir çizik bile yok. Paul, onunla oynama. Değerli bir şey olabilir. Margaret demiş tekrardan. Sakin ol şef. Eğer toza dönüşecek olsaydı ilk elimi aldığımda olurdu. Parlıyor. Bu gezegene ilk gelen insanlar biz değiliz. İnsanlar? Belki. Uzaylılar da olabilir. Lanet deniz canavarları da olabilir. Kesin olan bir şey var. Burada durarak bunu öğrenemeyiz. Buradan açılmamız lazım. Denize inmemiz lazım. Etrafı incelememiz lazım diye fikir atmış. Hava kararmadan buradan çıkarsak yolu dışarıdan bir yetiştirme yatağı. Vay vay vay, çok güzel. Onu da aldık. Kardeşim şuralarda da bir şeyler varmış. Ben bunları aldım mı? Almadım tabii. Aldın mı lan? Abi. Onu aynı dış şey herhalde. Dış yatam. Dış yatam değil, dış orta. Şunları pıt yedim, pıt yedim. Bayatmış. Önce bayatını yerim. Çürümüş şu an ya. Bunda bir işe yaramayacak mı ki ya? Çürüyen küçük mermer. Bunu da yiyeyim. Bir de su içtim kardeşim. Tamam. Abi bu pil ne? Pil nereden geldi ya? Neyse devam. Uf, gece olunca hakikaten ben geriliyorum abi ya. Bu tarz yerler beni bayağı bir rahatsız ediyor. Şuraya da gidelim bir an önce. Base'imize döneyim ya. Hakikaten evimi ben bayağı özledim ya. Arkadaş evi ben bayağı özledim. Geliyorum. Buraya da geliyorum. Buraya da bakacağım. Buradaki base'e de bakacağım. Ondan sonra direkt dalacağım ya suya. Direkt. Maşallah bayağı dimdik çıkıyor. Ya ayak var kardeşim sende. Oo arkadaşlar suya yansımasına bakın. Çok güzel. Ay maşallah, bacak kısmı kurban. Güzel tırmanıyorsun. Dağ keçisi gibisin kardeşim, dağ keçisi. Ve geldik. İyi, gelmemiz uzun sürmedi. Bakayım izleyicim. Allah be aman. Düşmeyelim de bunu nereden gireceğiz? Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm kardeşim de ne gördüm ben? Niye şimdi göremiyorum? Abi bu ne? Spot ışığıymış ya, şuymuş. Alamıyoruz bunu, alamıyoruz tabii. Su da aldık, çok güzel. Her yere bakıyorum arkadaşlar. Hop,
Bir şey buldum. Neydi o? Şu. İç ortam yetiştirme yatağıymış. Çok abi fener meyvesi. Ne ışıtıyor mu? Işık mı yapıyor? Vallahi öyle. Yeniyor mu ki? Ona da bakacağım. Ya şunu bir bakayım. Yafa kasesi. Dur lan. Şu yakayım, başka bir şey var mıdır? Yok. Şimdi. Abi yeniyorsa şahanesin. Abi yeniyor. Vallahi yeniyor. Bak bu acayip oldu. Bu şahane oldu. Bunun meyvelerini acayip doyarız ya. Su fazla vermiyor ama yiyecek bakımından çok güzel. Evet. Bir tane alayım. Şu neymiş? Bir dakika. Hiçbir şey değilmiş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Aa, bak tamam değil. Şurada PDA varmış. Bartorgul'un kaydı. Derinlerden geriye dönüş diye. Başka da bir şey yok. O da şurada okuyayım hemen. Bartorgul'un kaydı. Derinlerden geriye dönüş. Aylar sonra ilk defa güneş ışığı görüyorum. Derinlerdeyken sürekli rüyalarıma giriyordu. Şimdi buraya geri döndüm. Ancak yalnız başıma bundan keyif alamam. Babam haklıydı. Burayı terk etmemeliydik ve o kadar derine inmemeliydik. Orada olmamızı istemiyorlar. Yani derinlerdekiler, yaratıklar vesaire herhalde. Tüm çabalarıma karşın hastalığım ilerlemeye devam ediyor ve görünüşüm iyice kötüleşti. Margaret ve babam çoktan bu inanılmaz gezegen ekosisteminin bir parçası oldular. Yakında onlara katılacağımı bilmek beni rahatlatıyor. O zamana kadar burada manzara harika diye noktalamış son sözlerini sanırım. Arkadaşlar Margaret ve babası ölmüş. Ve kendisi de burada kendini bir nevi ölüme terk etmiş gibi bir şey. O zaman hava aydınlanmışken biz kendimizi ölüme terk etmeden kaçalım kardeşim. Hum hum hum. Size bakın. Ay şurada şu ağaçları da ben merak ettim ya. Ağaç kardeş, seni inceleyebiliyor muyuz? Yok. Yok. Şurada da güzel bir şeyler var derken bunlar bir şey değil. Aa bakın orada bir şey var. Arkadaş dalıyor. Dalıyor mu buradan? Nasıl çıkabiliriz? Vallahi korkuyorum ama dalıyorum. Allah be. İnşallah derindir. Çaktık aşağıya doğru. Allah, o ne lan? Abi taşmış herhalde ya. İyi, en kötü aşağıdan doğru Seamoth'a doğru gideriz. Geldik yeni bir yere. Bu neymiş kardeşim? PDA'yı alın. Buluşma ses kaydıymış. Bakalım. Aurora'ya geri dönüp uzun menzilli iletişim telsizini onarmalı ve diğer kurtulanlarla bağlantı kurmalıyız. Yalnızca ikimiz kurtulmuş olamayız. Kaptan Keen, kaptan bana böyle bir emir vermedi ve ben de sana izin vermiyorum demiş. Bu emir komuta zinciriyle ilgili değil, bu yaşam savaşı. İkinci komutan olarak sorumluluklarımın arasında onların rahatlığını sağlamak yok. Sudan çık demiş. Başım derde girerse sana haber veririm. Yalnız gitmene izin veremem. O zaman sen de gel. Bana seçenek bırakmıyorsun. Demiş. 2 saat sonra ikinci kaptan Keen'in alınan acil durum iletişimi. Son etkinlikten 2 saat sonraymış. Kaptan Keen, buluşma başarısız oldu. Alterra merkezi ile olan iletişim kesildi. Sanırım Aurora'ya bir veri paketi gönderdiler. Gemiye ulaşmamıza bir canavar türü avcı engel oldu. Bu ne? BTSU mu ne? Artık her neyse. Ve benim denizde kaybolduğumuzu varsayın. Dikkatli olun. Keen çıktı. Keen çıktı yani. İlginç şeyler. O zaman tamam çıkalım gidelim. Hop şöyle bir drift atarım kardeşim. Şöyle bir daha hoppa. Tamam geldim. Merhabalar. Evim güzel evim. Ben geldim. Hoş bulduk. Yemek hazır mı? Acıktım. Şimdi bunu aldım. Abi bir ileti daha gelmiş ya. Şunu da bir dinleyelim.
Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed Kaptan ölmüş. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Ben ne yapacaktım ya? Abi bunlar hep çürümüş ya. Bunlar işe yaramayacak mı ki ya? Dur bir saniye kardeşim. Neyse şunu bir tüketeyim. Bunları koyacaktım. Bunu da koy hatta. Aa bayağı kalabalık oldu benim buralar ya. Bunları şimdi arkadaşlar. Yaralanı yapıcımızı aldım. Yaşam alanı yani. Şuraya koydum. 4'e şimdilik. Şimdi şöyle bir dakika saat. Çok amaçlı oda geldi. Tane 26. Gözleme odası geldi. Bunları yapacağız. Güçlendirmiş cam 2 tane istiyormuş. Dış ortam yetiştirme. Abi iç ortam yetiştirme yapmadık biz ya bir de. Abi biz yaptıydık iç ortam ya. Heh aman 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 aman. Aman kardeşim aman. Bayağı şeyler yapmışız. Abi tabela da var. Şimdi arkadaşlar o zaman base'imizi bu bölümde de biraz değiştirelim. Sağlam bir base yapalım. Bunları da yapacağız. Bayağı şimdi yapılacak iş var. Titanyum hemen bakalım. Şimdi zaten şuraları ben bayağı önceden doldurdum. Çok çok iyi oldu arkadaşlar. Yani daha önce bölümlerde görüyorsunuz bunları hep. Maden. Titanyum 6 diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani tekrardan kasmamız lazım maden. Gerçi ben yaparım ya. Maden yapmak benim için çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şimdi base'imiz yüzeye bayağı yakın. Olsun. Fark eder mi etmez. Girişler o taraftan. Şimdi şöyle bir bakalım. Sarama odası kaldırmanın içindeki kaynakları ve batıkları bulur tamam. Şimdi önce şu. Şimdi bunu abi bayağı büyüksün lan. Lan bayağı büyüksün. Dur abi dur ya. Şimdi ben aracı alayım da buradan. Şöyle bir düşünelim nereye koyalım diye. Şuraya doğru uzatmayı planlıyorum arkadaşlar odaları. O zaman. Bir saniye dur. Cam lazım bir şey ona. Şimdilik şöyle abi ne oluyor lan? Ya bir dakika dur. Titanium 2'yi birinci bölme diyor. Kardeşim niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun da beni sinir ediyorsun ya? Abi sen salak mısın? Bunda da bağlantı yok arkadaşlar. Bunları hepsini tekrardan sökmemiz mi lazım ya? Ya çok saçma. Arkadaşlar bu oyunun bu özelliği çok saçma. Yani buraya neden yapmasın? Daha bir oda daha yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok o zaman. Bu böyle olsun. Şöyle bir gireyim. Titanyumları bayağı harcamamız lazım. Şimdi oraya bakayım hemen nasıl olmuş ya. Vay vay vay. Güzel oldu ya. Tamam. Aynı şekilde buraya da mı yapsak yan yana? Sığmaz ama. Aynen. Durun ben şuraya az daha yapayım o odalardan. Şimdi yani şuraya bir örnek içeriye iç ortam yetiştirme yatağı bunu bir yapalım şu şekilde güzel şimdi bunu şunları bir göndersek abicim tam oldu. Aa bu kaldı bu kaldı bu kaldı. Şuraya küçük merak alanı. Merak alanı. Bunun küçük hali mi ki acaba? Abi dur. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha yaparız. Hemen iki tane daha. Titanyum alayım. Abi titanyum bitti yalnız ha. Vallahi bak titanyum bitti. Şu şekil. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Titanyum az alayım. Abi bitmişsin. Vallahi bitmişsin. Evet kaç tane lazım?
6 mıydı? 6 tane lazım bir ada daha için. Güzel oldu. Benim aklıma bir şey geldi aslında ama şuradan şöyle bir tane daha mı yapsak diye. O zaman buradan çok mu zahmetli olacak bakayım o tarafa. Buraları komple sökmemiz lazım arkadaşlar. Bayağı zahmetli olacak, gerek yok ya. Şimdi titanyum. Bir saniye. Şöyle bir bakayım. Evet. Lan dur. Abi ha. Yani şuraları cam yapsak aslında çok keyif olur. Mesela ne istiyor peki? Dur. Direkt cam istiyor. Tamam, güzel. Güzel şu anda. Cama devam. Şuraya yaptıydım. Bir de burayı hallettik. Bunlar olmuyor mu? O zaman arkadaşlar bu bölümü burada noktalayalım. Böyle dışarıdan bakayım ya. Keyif oldu sanki. Dur bir saniye. Bir saniye kardeşim. Quartz time neyse bunu da bir sonraki bölümde yaparım. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Yani yorumlarınızı alayım. Yani biraz da ekleme yapacağız tabii ki de. Şimdilik böyle. Şuranda iki bacak yani niye çıkmadı bilmiyorum ama neyse. Güzel oldu ya bence. Bence vallahi güzel oldu. Sizler de umarım sevmişsinizdir. Yani daha değiştirebiliriz. Şu taraflara doğru bir yol yapabiliriz vesaire vesaire. Birerleş buralara koyabiliriz. İşte bakarız arkadaşlar duruma göre. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.